Yalçınkaya teşekkürlerimizi sunarak Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimiz ve değerli misafirlerimizden program gereği aday adaylarımızın konuşmaları esnasında ve sonrasında siz değerli aday adaylarımız, üyelerimiz ve misafirlerimizin dinleyici konumunda kalmasını önemli rica ederek konuşma sırası kuraya göre belirlenmiş olan aday adayımız Sayın Ahmet Uyanık Soy'u tanıtım konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın Başkan, değerli yöneticilerimiz, parti yöneticilerimiz, saygıdeğer Gerzeliler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer Gerzeliler, ben Ahmet Uyanık Soy. 1967 yılında Gerze'de bir yangın evinde dünyaya geldim. 3 çocuklu bir ailenin ortanca evladıyım. Rahmetli annem bir tekel emeklisi, babam da bir esnaf idi. Annem babam o yıllarda bağda tütün yapardı. Ben tütün karıkları arasında büyüdüm. O tarihte benim doğum haberimi vermeye gelen kunduracı Mustafa Köse amca hala partimizin üyesi. Bugün o zamanlar her çocuğun yaptığı gibi ben de dilden oynadım, topaç çevirdim, Gerze sokaklarında top koşturdum, yüzmeyi çarşonunda öğrendim, bisiklete binmeyi Gerze sokaklarında öğrendim. Arkadaş sinemasında, Yıldız sinemasında film seyrettim. Salyangoz topladım. Çekirdekçi Hayri'den çekirdek aldım. Kestaneci Şevket amcadan kestane aldım. Çok güzel bir çocukluk yaşadım. İlkokulu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda okudum. Benim öğretmenlerim Sabriye Yılmaz ve Hasan Keklik idi. Ben onlardan cumhuriyetçi olmayı öğrendim. Milliyetçiliği öğrendim. Halkçılığı öğrendim. Devletçiliği öğrendim. Laikliği öğrendim. Devrimci olmayı öğrendim. Her şeyden önemlisi, tarihin en büyük devrimcisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir neferi olmayı öğrendim. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Orta ve lise eğitimimi Gerze Lisesi'nde tamamladım. O yıllarda neredeyse tüm spor aktivitelerinde yer aldım. Bahattin Hocam, Metin Genç Hocam, Baki Sözen Hocam'ın bende çok emekleri vardır. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Askerlik sonrası 93 yılında dünyanın en büyük tütün firması Philip Morris şirketinde çalışmaya başladım. 3 yıl sahada çalıştıktan sonra 96'da Marmara Bölge Şefi, 2002'de Türkiye Promosyon Müdürü oldum. 2009 yılına kadar Türkiye Genel Merkez'de yönetici pozisyonda çalıştım. Farklı ülkelerde çalışma imkanım oldu. Stratejik planlama, ekip kurma, yönetme konularında eğitimler aldım, verdim. Özellikle ticari pazarlama konusunda birçok farklı ülkede çalıştım. 2004'te Kazakistan Almatı'da, 2005'te İspanya Kanaryadalarında, yine 2005'te Roma, Lozan, İstanbul ayağında yoğun çalışarak Formula 1'in Türkiye'de yapılmasını sağlayan ekip içinde etkin rol aldım. 2007 yılında Ukrayna'da çalıştım. 2009 yılında pazarlama müdürü olarak Rusya'ya tayin oldum. 2,5 yıl Moskova'da yaşadım. Rusya'da 2068 personel, 1000'e yakın dönemsel çalışan personelin yöneticiliğini yaptı. İş hayatım boyunca kişisel ve profesyonel gelişimimi de aksatmamaya çalıştım. Amerika, Kaliforniya'da dil eğitimi aldım. San Diego State Üniversitesi'nde sunum teknikleri eğitimi aldım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi bölüm diplomasını aldım. İyi derecede İngilizce, orta derecede Rusça konuşabilirim. 2012 yılında Türkiye'ye döndüm ve bir yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra tıpkı annem, babam ve birçok Gerzeli tütün emekçisi gibi ben de tütün işinden emekli oldum. Bir dönem İstanbul'da yaşadıktan sonra Gerze sevdası ağır bastı ve 2013 yılında Gerze'ye dönmeye karar verdim. Akonda Turizm Limited şirketini kurdum. Çiçek sattım, inşaatlar yaptım. Piretün Bahçesi isimli bir butik oteli Gerze'mize kazandırdım. 2015 yılından beri de aktif olarak buranın işletmeciliğini sürdürüyorum. Şu anda yine Gerze Kültür ve Turizm Derneği Başkanıyım.
Sinop Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyesiyim. Tema Gerze temsilciliğini açtım, Tema üyesiyim. Özellikle kız çocuklarının eğitimine destek veren Değişen Adımlar Derneği'ni her zaman desteklerim ve üyesiyim. Yine Gerze'de 2016 yılında aslen Sinoplu olan eşim Nermin Hanım'la evlendim. Saygıdeğer Gerzeliler, değerli üyelerimiz. Bu salonda benim öğretmenlerim var. Komşularım var, çocukluk arkadaşlarım var. Akrabalarım var, okul arkadaşlarım var. Alışveriş yaptığım esnaflar var, müşterilerim var. Ne mutlu bana ki bugün ben onlardan bu şehrin emini olmak için yetki istiyorum, destek istiyorum. Bu benim için çok önemli bir onurdur, gururdur. Hiç beklentim olmaksızın tüm bilgi birikimimi, tecrübemi çok sevdiğim Gerzem için kullanmak, canla başla çalışarak ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmak istiyorum. Bu konuda ben ve ekibim kararlıyız. Saygıdeğer Gerzeliler, sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada projelerimizi detaylı olarak açıkladık. Bizim bütün projelerimiz insan odaklı ve günlük yaşamı iyi yönde değiştirecek projelerdir. Afaki projeler yazıp çizmek kolaydır. Asıl olan ise uygulanabilir, ölçülebilir, maliyeti hesaplanmış, ayakları yere basan projeler geliştirmektir. Biz 20'nin üzerinde gerçekçi proje tasarladık. Bunu yaparken de belediyenin mali tablosunu, beraber çalışacağımız ekibi, ulaşabileceğimiz finans kaynaklarını göz önünde bulundurduk. Bu projelerin bazılarından kısaca bahsetmek isterim. Kangren'e dönüşen pazar yeri projesini çözeceğiz. Hem de 60 günde çözeceğiz. Kansere neden olan asbest çatıyı kaldıracağız. İzolasyon ve güneş enerjisiyle kendini besleyen bir çatı yapacağız. İçeride düzenleme yapacağız. Alışveriş yapanlar da satanlar da rahat bir şekilde orayı kullanabilecek. Bu işi 60 günde bitireceğiz ve bu birinci aşama. 70 yaşın üzerinde ve engelli vatandaşlarımızın kendilerini ve eşyalarını evlerine biz taşıyacağız. İkinci aşamada Gerze Belediyesi'ni oradan kaldıracağız. Orası otopark olarak hizmet verecek. Üçüncü aşamada şu civarda hepimizin bildiği çamaşır pazarını kaldıracağız. 19 Mayıs Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'nin buluştuğu bir noktada yeni bir pazar yeri yapıp buradaki yoğunluğu azaltacağız. Pazar yeri şu haliyle kalacak. Organik bir pazar ve köy pazarı olarak devam edecek. Haftanın 7 günü açık olacak. Hatta yaz aylarında gece bile hizmet verecek. 10 yıllardır yapılamayan pazar yerini yapma sözünü size şimdiden veriyorum. Hal Kültür Merkezi projesi. Hepimizin bildiği hal bir kültür merkezine dönüşecek. Alt katlarda el sanatları, üst katlarda kurslar ve ortada güzel bir düzenleme ile etkinlik alanı olacak. Orada kermesler, tiyatrolar gibi etkinlikler, küçük festivaller gibi etkinlikler yapacağız. Bütün el emekleri orada kendilerine destek olacağız ve orada onları satışlarını destekleyeceğiz. Turizm konusu. Biz bu konuda iddialıyız. Konaklama kapasitesini artıracağız. Kamp, çadır, karavan alanlarını artıracağız. 3 tane plaj yapmayı düşünüyoruz Gerze'ye. 1 gram beton dökmeyeceğiz. Hepsi portatif tuvaletler, portatif soyunma kabinleri, yüzen iskeleler. Bunlar sezon başında koyulacak, sezon sonunda kaldırılacak. Ve bunların hepsi halka ücretsiz olacak. Gerze'yi plajlar cenneti yapacağım. Çocuk ve tarım köyü. Büyüklerle küçükler birlikte vakit geçirecek, çocuklar toprakla tanışacak, büyükler kendi ürünlerini dikecek. 20 dönümlük bir araziye bunu yapacağız. Dosteller ve halk projesi. Dosteller projesi ile halkımızın kullandığı her türlü eşyayı, kullanmadığı her türlü eşyayı belediye tarafından tekrar değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştıracağız. Halk kart projesi ile kaymakamlık ve muhtarlıkların belirlediği ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağız. Ramazan aylarında çadır kurmayacağız. Lüzumsuz masrafları ortadan kaldırarak kart sahibi vatandaşlarımızın yemek ve alışveriş ihtiyaçlarını istediği esnaftan karşılayabilecek. Böylece esnafımız da kazanmış olacak. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Belediye sosyal tesisleri. Bakın biz petrolün fiyatını düşüremeyiz. Doğalgazın fiyatını düşüremeyiz. Elektriğin fiyatını düşüremeyiz. Ama ben size ucuz çay satarım.
Ortaçay Bahçesi'ni ve belirlediğimiz birkaç yer ihale yapmayacağız. Buralarda sosyal tesis yapacağız. 2 liraya çay, 3 liraya kahve içeceksiniz. Bu kadarı yeter. Artık doğru dürüst bir işletme olmasından öte sosyal tesislere mutlak surette ihtiyacımız var. Öğretmen evi. İlçemizde maalesef bir öğretmen evi yok. Öğretmenlerimiz farklı adreste vakit geçiriyor. Onlar da güzel ama bir öğretmen evi değil. Peki bu ülkede kadın öğretmenler yok mu? Onlar nerede vakit geçiriyor? Onları düşündük mü? Bu ilçeyi 15 yıldır öğretmenler yönetiyor. Meslektaşlarınıza verdiğiniz revanın bu olmadığını düşünüyorum. 24 Kasım 2024 Pazar günü. Siz öğretmenlerin kurdelesini keseceği, muhteşem bir öğretmenler evini Gerze'ye kazandıracağız. İçinde kütüphanesi, bilgisayarı, restoranı, konaklaması olan olağanüstü bir öğretmen evi açmayı söz veriyorum. 40 merdiveni yürüyen merdiven yapacağız bir kısmını. Biz ilçemizde kesinlikle bir müze açacağız. Belediye akademisi ile personelimizin yetkinliğini artıracağız. Engelsiz Gerze projesiyle engellerimizin yaşam kalitesini artıracağız. Tüm bunların yanında sokak hayvanları, şehir içi ulaşım, otopark, Gürleyik Deresi'nin ıslah edilmesi, halk sağlığı gibi projelerle biz geleceğe adayız. Geçmişe değil, yeniliğe, iyiliğe, sevgiye, değişime, dünya standartına yaşamaya, katılımcılığa, paylaşımcılığa adayız. Biz Gerzeli'nin çıkarlarına adayız. Seçimdir. Kaybedeni kazanan olacaktır. Yeter ki onurumuzla yaşayalım. Çünkü yarışalım. Çünkü hepimiz günün sonunda bu memlekette beraber yaşayacağız. Hangi arkadaşım aday olursa olsun, yanımda olurum, oyumu veririm. İsterse tüm projelerimi de teslim ederim. Çünkü ben CHP'liyim, sosyal demokratım. Gezdiğim gördüğüm ülkelerde sosyal demokrasiyi benimsemiş toplumların refahını yaşayan, yaşam tarzını görmüş biri olarak önce böyle bir ülkede, sonra da böyle bir şehirde yaşamak istiyorum. Bu nedenle de taşın altına elimi koydum. Bunun yolu birliktir, beraberliktir, kararlılıktır. Son olarak, 1 Temmuz akşamı gün batımında eşimle köyde duvarın üzerinde oturuyoruz. Ahmet çok istiyorsun biliyorum dedi. Hayırdır dedim. Senin Gerze'yi çok sevdiğini biliyorum, üzüldüğünü biliyorum. Gün bugün istiyorsan çık, ben çok insan tanımıyorum ama senin arkanda dururum dedi. Elimden geleni yaparım dedi. Ben de dedim ki, Gerze bizim evladımız olsun dedi. Ben onu yediririm, içiririm, eğitirim, büyütürüm, mutlu ederim, onunla gurur duymak isterim. İnsan evladını üzer mi? İnsan evladını erteler mi? İnsan evladının mutsuzluğunu ister mi? İnsan evladı için kötü düşünür mü? İnsan evladının hakkını çalar mı? İnsan evladını üzer mi derken şunu söylemek istiyorum. Hiçbirinizi hiçbir şekilde üzmeyeceğimin teminatını veriyorum. Gerze kayıkçı kavgasına bırakılmayacak kadar kıymetli bir kasabadır. Kavgalardan yorulduk. Benim bireysel olarak hiçbir beklentim yok. Nemalandıracağım kimse yok. Tek tesellim bu adamın da bu memleket çok faydası oldu densin, bu bana yeter. Hepinizi en derin saygılığımla selamlıyorum. Sizlere güveniyorum. Teşekkür ediyorum.